tipi aslında Türkiye'de işte hücre tipi diye kabul edilen, işte geçiş sürecinde bir sürü olayların yaşandığı, hapishanede bir sürü mobsun hayatını kaybetmesine yol açan bir süreçti ve biz çok uzun bir süre F tipi tecrit üzerinde yaşadık ama ondan sonra S tipi hapishaneler açıldı. S tiplerle Y tipler aslında birbirlerine benziyor. Şey gibi düşünebiliriz. Güvenlik anlamında F, S ve Y tipi gibi 3 kademeden bahsediyoruz. S tipi hapishaneler de 1 ve 3 kişilik. Y tipi hapishaneler de ağırlıklı olarak 1 ve 3 kişilik. Bunların ikisinin de özelliği çok katlı olmaları. S tipi hapishaneler 2 katlı, Y tipi hapishaneler 3 katlı. Birçok hücrenin şeyi yok, havalandırması yok. İnsanlar havalandırmaya işte infaz koruma memuru eşliğinde götürülüp çıkarılıp geri geliyor. Ve şu an anlatımlara baktığımız zaman bu S ve Y tip hapishanelerde işte TMK kapsamında hapse girenler, ağırlaştırılmış müebbetler ve bunun yanında infaz kanunu 5275 sayılı kanunun 9.3. maddesinde yer alan güvenlik sorunu çıkaran, makbul olmayan mahpusların konduğu bir alan. S tipinin de Y tipinin de bir koridorda 6 kişi olacak ve tek tek bulunacak şekilde organize edildiği, insanların hiçbir koşul altında birbiriyle karşılaşamadıkları, diyalog kuramadıkları, bizim için en ciddi sorunlardan birisi havalandırmaya bir infaz koruma memuru eşliğinde götürüldükleri, yine bildiğimiz gibi ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminde biz bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirtmekle birlikte yine de yasada işte kişilerin bir saat havalandırma hakkı vardır diye bir sınırlama getirir. Ama bizim takip edebildiğimiz S ve Y tip hapishanelere giden ağırlaştırılmış müebbet olmayan mahpuslarında ağırlaştırılmış müebbet koşullarında tutuldukları, yine o hapishanelerden en çok yansıyan ayakta sayımın ısrarla dayatıldığı ve bizim tahminimiz, çünkü çok az ve sınırlı bilgiye sahibiz, F tiplerinden daha sıkı bir infaz rejimine ve daha sıkı kurallara tabi olunacak bir S ve Y tipi gerçekliğiyle karşı karşıya. CPT der ki bir kişiyi tek başına tutmanız gerekiyorsa bile ona daha sosyal ve ortak alanlar konusunda daha inisiyatifli yaklaşmalısınız der. Ama biz S tiplerine baktığımız zaman sohbet, kapalı açık spor salonu gibi sosyal aktivitelerin, atölyeler gibi sosyal aktivitelerin de olmadığını, insanların sadece bir saat havalandırmaya çıkıp onun dışına sürekli küçük bir hücrede tutuldukları bir sistemden bahsediyoruz. Yine buradaki temel sorunlardan birisi, bu hapishaneler gerçekten şehir dışlarında yapılıyor ve buraya avukat yönlendirmek, ailelerin gitmesi ve benzeri noktalarda çok ciddi sorunlarla maalesef karşılaşacağız. Kırşehir Hapishanesi 1500 kişilik kapasiteli ve 3 cezaevinden oluşacağı. Yine yerel basına baktığımız zaman işte hapishanenin içinde AVM dahil her şeyin olacağı, hatta bir yerel basında işte oraya giren tehlikeli mahpuslar ya öldüğünde ya nakledildiğinde o kampüsten çıkabilecek gibi bir tanımlamayı da içeren, aslında her şeyin, işte okulun, lojmanların, mahkeme salonlarının, kampüs hapishanelerinin, hastanelerinin bulunduğu bir kompleksten bahsediyoruz ve bu son dönemde işte hapishanelerin şehir dışına taşınması, gözlerden uzak olması, zaten iletişimi olmayan mahpusların daha da iletişimsiz bırakılması yönündeki o kampüsün vardığı son nokta olarak biz nitelendiriyoruz. Mesela arkadaşlarımız Dumlu'ya gitmişlerdi. Baktığınız zaman Dumlu 1 ve 2 nolu yüksek güvenlikli diye geçiyor ve herhangi bir tip belirtmiyor. Ama oraya giden arkadaşlarımız buranın 3 katlı olduğunu, aslında Y tip üzerinden organize edildiğini söylüyorlar ve oradaki görüşmelerimizde evet bunu ısrarla vurguladılar. Hapishaneler güneşe ters yönde yapılmış ve alt kattaki mahpuslarla görüşme imkanımız olmadı. Biz daha ikinci ve üçüncü kattaki mahpuslarla görüşebildik. Onlar görece ikinci ve üçüncü katta oldukları için havalandırmanın, yani hava alma, camdan hava sirkülasyonunun olduğunu ama alt katlarda bunun da olmadığını ve bu hapishanelerin dizaynının güneşe ters yönde yapıldığı yönünde
başvurular aldık. Dumlu görüşüne gittiğimiz zaman orada bir mahpusla görüşebildik, siyasi bir mahpusla. Ama kendisinin alt katlarında, birinci katta adlilerin, ikinci katta FETÖ davasından tutuklu olanların ya da hükümlü olanların bulunduğunu ve ayrımsız herkese aynı infaz rejiminin uygulandığı, yani adliler de dahil bir saat havalandırmaya çıkarıldıklarını söylediler. Bu kurumlarda ağırlaştırılmış müebbet mahpusların ağırlıklı olarak bulunabileceğini tahmin ediyoruz ama burada adli siyasi ayrım yapacaklarını biz çok fazla düşünmüyoruz. Büyük ihtimalle ağırlaştırılmış müebbetin dışında kendileri için makbul olmayan mahpuslar üzerinden gidecekler ama bunun ağırlıklı olarak siyasiler için yapıldığını söylemek için erken, çünkü elimizde böyle bir veri yok. Türkiye'de son dönemde, yani son 10 yıldır hapishaneler konusunda gerçekten çok büyük ve ciddi değişimler yaşandı. İşte bunları sıralayacak olursak mahpus sayısının gerçekten katlanarak artması gibi bir gerçeklik var. Mesela son verilere göre mahpus sayısı 322 bine dayandı. Yani gerçekten kontrol edilemez bir kitle. İşte hapishanelerin şehir içinden şehir dışına taşınması, görünmeyeni daha görünmez kılma, sorun çıkaranı daha tekleştirip daha yalnızlaştırma. Bunu sadece siyasi mahpus olarak da algılamamak lazım. Haklarını arayan adli mahpuslar da aslında birçok hak ihlaline uğruyorlar. Tecrit noktasında aslında bütün dünyada bütün sistemler benzer bir uygulamaya gidiyorlar ve örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gittiğiniz zaman tek başına tecritte tutulmak bir başlı başına ceza olarak görülmüyor. Yani herkes aslında tecritte daha toleranslı. O yüzden hani herhangi bir ülkeden o sistemi almakta zorluk yaşamayacaktır. Biraz F tiplerinden esinlenerek aslında uygulamaya geçildiği, işte iki katlının üç katlıya çıkarıldığı, havalandırmanın uzak bir yere taşındığı gibi benzer bir sistemin daha ağırlaştırılmış hali olduğu kanaatindeyiz. Dediğim gibi burada mesela CPT de gerekli durumlarda kişilerin tek başına tutulacağını belirtir ama işte orada temiz hava alma, işte güneşten yararlanma, havalandırma, sosyal aktiviteler, atölyeler gibi bir sistem içerisinde kurgulanması gerektiğini vurguluyor. O noktada maalesef dünyanın karnesi çok da iyi bir noktada değil. Aslında hapishaneler bir ülkenin demokrasisinin turnusol kağıdıdır. Yani hapishanelerde eğer şiddet varsa bu ve bu cezasızlıkla karşılaşıyorsa demek ki bu ülkede şiddet vardır ve cezasızlıkla karşılaşıyordur. İşte hapishanelerde çok ciddi bir ekonomik sorun varsa demek ülkenin genelinde çok ciddi bir ekonomik sorun vardır. Biz ancak bu noktadan cevaplayabiliriz. İşte tecriti yoğunlaştırma eğiliminde olmak, işte teknik olarak rehabilite etmek için kurulan kurumları cezalandırma, ceza verme, tecrit etme, toplumun dışına itme olarak algılamak aslında toplumu, demokrasiyi nasıl aldırdığının bir yansımasıdır. Ne zaman Türkiye'de süreç sertleşse, dışarıdaki demokratik kurumlar daralmaya gitse, hapishanelere bunun yansıması çok sert oluyor. Yani hapishaneler demokrasiyi etkileyemez ancak demokrasi hapishanelerdeki mahpusların durumunu kolaylaştırır.